Merhaba. Uzun süredir video paylaşmıyorduk. Bu videoda kanalımızın çok önemli konularından biri olan çekici konusuna değineceğiz. Bu konunun üzerinde bu kadar çok durmamızın nedeni, öykü anlatıcılığının en temel konularından biri olması ve özellikle başlangıç seviyesinde en çok hata yapılan yerlerden biri olması. Burayı oturttuğunuz zaman öykünüzün geri kalanı çok daha rahat bir şekilde akıyor olacak. Çok daha rahat bir şekilde bunu yazabiliyor olacaksınız. O yüzden bugün yine sizin için öğrencilerimden bir çekici örneği istedim. Okumadım da ne olduğunu. Şimdi öğrencim Melisa onu okuyacak ve birlikte dinleyeceğiz. Üzerine de yorum yapacağız. Hadi dinleyelim. Charlie, karısı Betty bir araba kazasında kaybeden bir adamdır ve Charlie psikiyatriye gider, ağır ilaçlar kullanır. Katilin adı Alice'tir ve Alice polislerden kaçar. Alice aynı zamanda Charlie'nin takıntılı eski kız arkadaşıdır. Alice Beth'ten nefret eder ve Charlie ile Beth'in evliliğini asla kabullenmez. Charlie kendi ayakları üzerinde duran, yardım almayan ama kaybettiği için çok bunalımda olan bir adamdır. Hayatını katili bulmaya adar. Bu yüzden dedektiflik arkadaşı Mike'dan yardım ister. Alice Charlie'nin ağır ilaçlar kullanımından yararlanır ve onunla yakınlaşmaya çalışır. Alice, Charlie'nin evindeyken Charlie, Mike'dan bir telefon alır ve katilin Alice olduğunu anlar. Charlie bunu öğrenince mutfaktan keskin bir bıçak alır ve onu öldürür. Daha sonra artık kendisinin de katil olduğunu görür. Amacına ulaşmıştır ama pişman olur ama artık çok geçtir. Bu yüzden onunla yaşayamayacağını anlar ve aşırı doz ilaç alarak kendini öldürür. Tamam. Şimdi önce genelde anlatımdan başlıyoruz. Çok ama var, çok tekrar sözcükler var. Yazarken dikkat etmek gerekiyor ama önemli değil. Şu an öyküyü konuşuyoruz. Önce bir çekicinin ne olduğunu hatırlayalım. Bir kahramanımız vardı. Kahramanımızın amacını ortaya koyuyorduk ve daha sonra da onun dönüşümünü koyuyorduk. Çekici dediğimiz şey bu. Çok gelen sorulardan bir tanesi logline adında kullanılan şeyin çekici olup olmadığı. Logline ile çekicinin bir farkı var. O da şu. Logline'da biraz daha tanıtıma yönelik bir şey olduğu için sonu bilmiyoruz. Ama çekici sizin öykünüzü yazmak için yaptığımız bir şey olduğundan mutlaka sonunu görmemiz gerekiyor. Ve sonda içsel dönüşümü görmemiz gerekiyor. Yani sonda kahraman başta yapamadığı neyi başarabiliyor ki bir dönüşüm geçiriyor. En önemli konularımızın başında bu geliyor. Çekiciyi yazarken de öykümüzün temelinde bu var aslında. Bu öyküye bakalım. Şimdi Charlie'nin amacı eşinin katilini bulmak. Eşinin katili aslında çok yakınında. Ama şöyle bir eksiğimiz olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Charlie bunu ararken nasıl bir engel var, neyle mücadele ediyor tam olarak onu anlayamıyoruz. Biraz içsel bir mücadelesi olacakmış gibi geliyor bana. Ama şu an biraz belirsiz bu içsel mücadele. Bunu belirli hale getirmek gerekiyor. Hatta ilk başlarda genelde öğrencilere söylediğim şey şu. Bunu doğru bulmayanlar olacaktır diye düşünüyorum, anlayabiliyorum da ama genelde bu çözüldüğünde daha kolay ilerlenebildiğini gördüğüm için bunu söylüyorum. İlk öykülerinizi yazarken tavsiyem kahramanların mücadele ettikleri düşmanlar dışsal olsunlar. Yani kötü birisi olabilir, kulağa klişe gelse bile kötü bir insan, işte bir doğa olayı falan, mümkünse bir insan olması daha iyi. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey, kahramanımızın bir hedefi var, düşmanımızın da ayrı bir hedefi var ve bunlar çakışıyor. Bunların çakışması bizim çatışmamızı doğuruyor filmde. Burası çok önemli. O yüzden kahramanın kendi içindeki yaşadığı çatışmalar da çok güzel ve iyi filmler var tabii ki bunu yapan. Ama öyküye dışarıdan bakabiliyor olmak için, tekniğini daha iyi kavrayabiliyor olmak için iki farklı karakteri ele almak her zaman daha iyi. Burada böyle bir eksiğimiz var. Çünkü Alice karakteri bu öyküde her ne kadar bir düşman olsa da kahramanımızın yakınında. Biz biliyor olabiliriz, çok onu açık etmemiş ama tahminen biz biliyoruz Alice'in kötü olduğunu. Ve kahramanımızın yakınında ona ne türlü manipülasyonlar yapıyor bundan emin değilim. Bunu belirlemek gerekiyor, net olarak ortaya koymak gerekiyor. Bir diğer konu finalimiz. Bitişte kahramanımız bu durumu öğreniyor ve öğrendiği gibi saldırıya geçip o dönüşümü yapıyor. Bu şekilde çok film var. Özellikle Uzak Doğu filmlerinde, bazı korku filmlerinde falan böyle şeyler görebiliyoruz. O zamana kadar bilmediği bir şeyi kahraman öğrenip hemen hızlıca bir dönüşüm yaşayıp geçirip finale gitmesi. Günümüzde bunlar çok tatmin edici olmayabiliyor. Bunun da nedeni film boyunca kahramana bir yatırım yapıyoruz aslında. Bu yaptığımız duygusal yatırımın dönüşüm tarafındaki karşılığını iyi bir şekilde almak istiyoruz ve buna ulaşamadığımız zaman manipüle edilmiş hissediyoruz. Bu tarz hızlı sonlar biraz oraya götürüyor. O yüzden tavsiyem bunun filme yayılabilecek bir sorun haline getirilmesi, filmde o mücadeleyi görmemiz. Buradaki tavsiyem şu olur, kahramanın hedefine karşı bir düşman geliştirebilirsek onların ilişkilerine biraz daha yoğunlaşalım. Kim ne istiyor, neye karşılık
ne yapılıyor? Biraz onun üstüne gidersek sondaki dönüşüm daha doyurucu olacaktır diye düşünüyorum. Sonuç olarak kahramanın hedefini çok net olarak belirleyip onu bu hedefinden alıkoyacak içsel özellikleri de yerli yerine oturtup düşmanın onun önüne çıkaracağı engelleri de ortaya çıkarıp finale götürmek ve dönüşümü sağlamak gerekiyor. Bu şekilde örnekler üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü kuramsal olarak öğrenmek tabii ki çok yararlı ama örnekler üzerinden, özellikle de sizin yazdıklarınız üzerinden çalışmak her zaman çok daha iyi sonuç veriyor. Öyküyü elimize alıp yoğurma şansımız oluyor. Bu yüzden bu örneklere devam edeceğiz başka konularda olduğu gibi. Her zamanki gibi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.